Türetilirken önü düşmesine devam ediyorum. Hazır mıyız İrem? Hazırız hocam. Tamam. Şimdi arkadaşlar, yumurtlamak kelimesindeyim. Yumurtlamak. Yine la'yı verdim örnek olarak. La isimden fiil yapar. Kelimenin kökü nedir? Yumurta. Yumurta isim kökü. Yumurtadan yumurtlamak oldu. İsimden fiil oldu. A'sı düştü. Arkadaşlar, İrem benim önceki senelerden öğrencim. Şu an üniversitede okuyor. İrem, hatırlıyor musun bunları? Hatırlıyorum hocam. Tamam. Yani hatırlamadığın yerde müdahale edebilirsin. Hani böyle öğrencilerimizin iç sesi olabilirsin. Hani anlaşıldı. Sormak istediğin bir şey olursa sor. Tamam mı? Hemen. Tamam. Şimdi devam ediyorum yine. Neyi söyledim size? Benzemek kelimesi. Benzemek. Mesela İrem, sen babana benziyorsun dediğimde, ilk gördüğünde bu neyle alakalı olur? Yüzümüzle. Yüzünle, suratınla alakalı olur. Şimdi bu kelimenin kökü arkadaşlar benizdir, beniz. Beniz, surat, yüz manasında. Beniz. Beniz isim kökündür. Hani kelimelerin köklerini bulurken bütünüyle anlamlı olması gerekiyor. Tamam mı? Beniz isim kökündür. Benizden benzemek olmuştur. İsimden fiil olur. Türedi mi? Türedi. Ünlü işlesi var mı? Var. Şimdi bak, bir şey söyleyeceğim. Ben benzemek kelimesinin kökünün benizden geldiğini söyledim. Benzemek kelimesi türemiş bir kelime. Burada türetilirken önü düşmesi var. Cümle şöyle olsaydı. Benzi soluk deseydim. Benzi soluk deseydim. Burada da önü düşmesi evet var. Yani kökü beniz ama buradaki düşmenin sebebi farklı. Benzi dediğinde şuradaki iyi onun anlamı katıyor. Onun benzi. Yani iyilik eki. Yani çekim eki. Burada aldığı çekim ekinden dolayı düşme var. Yukarıda ise aldığı yapım ekinden dolayı düşme var. Tamam mı? Hani buna dikkat et. Beti benzi sararmış falan diyoruz ya. İşte o aldığı çekim ekinden dolayı. Ama benzemek aldığı yapım ekinden dolayı. Tamam, çok güzel. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Oynamak. Oynamak kelimesinin kökü de nedir? Oyun. Oyun isim köküdür. Oyundan oynamak olduğu isimden fiil olur. Yalnız. Yalnız. Hocam ya. Önce L sonra N miydi? Önce L sonra L miydi? Ya kurban oldum. Anlama bak ya. Anlama bak. Kelime yalın. Yalın tek başına. Bunun kökü yalın. Yalın. Yalın yazdığında baksana. Önce L sonra N geliyor. Yalın. Bak, bunun harflerin yerlerini değiştirirsen metatez yaparsın. Metatezin bir yeri göçüşmedir. Aynı zamanda yazım yanlışıdır ha. Dikkat et. Metatez, göçüşme. Harflerin böyle yerini değiştiriyorlar. Aman arkadaşlar, maazallah. Böyle bazen aslında yanlışı beynimiz böyle doğru okur ya, maazallah. Aman arkadaşlar, aman. Dikkatli okuyun. Yalnız, önce L sonra ne? Yalın. Yalın isim kökü. Yalından ız geldi. İsimden isim türemiş bir kelime. Yalından yalnız oldu. Ünlü düşmesi oldu. Sonra bir de yanlış. Yanlış, yanıldığın şey değil midir? Yanıldığınız şey yanlış olan şey değil midir? Kelimenin kökü yanılmak. Yanılmak fiil kökü. Yanılmaktan yanlış. Fiilden isim oldu. Türemiş bir kelime. Ne söyleyeyim? Uyku. 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 Uyku kelimesinin kökü uyumak. Uyumak fiil kökü. Uyumaktan uyku oldu. Fiilden isim oldu. Şimdi ben mesela uyku kelimesinin altını çizsem. Desem ki altı çizilik kelimenin kökü sözcük türü bakımından nedir? Ne diyeceksin bana? Fiil kökü diyeceksin. Uyku kelimesinin kökü fiildir, uyumaktır. Aşağıdaki altı çizilik kelimelerden hangisinin kökü sözcük türü bakımından farklıdır dediğinde isim kökü mü, fiil kökü mü, buna bakacağız. Uyku kelimesinin kökü uyumaktır. Yanlış kelimesinin kökü yanılmaktır. Bak,
Anlar fiil kökü. Ya da oynamak kelimesinin kökü oyundur. Bu da isim kökü. Dikkat et. Sararmak. Sararmak. Sarı armak. Sarı armak. Nerelerde var biliyor musun? Dikkat et. Bak, birçok öğrenci sararmakta ı'nın düştüğünü görür. Ama kararmakta da var. Kararmakta da düşüyor. Sarı armaktan sararmak diyorsun. Sararmak kelimesinin kökü sarıdır, isim kökü'dür. Sarıdan sararmak, isimden fiil olur. Canım benim. Kara armak. Kara isim kökü'dür. Karadan kararmak oldu, isimden fiil oldu. Burada da düştü. Burada da ünlü düşmesi var. Kararmakta da ünlü düşmesi var. İki tanesinde de, bak iki kelime yazacağım. Onlarda da ne var biliyor musun? Bak. Yeşil. Ermek. Yeşil isim kökü. Yeşilden yeşermek oldu. İsimden fiil oldu. Neler düştü? Burada dikkat et. Sadece ünlü düştü. Burada aynı zamanda ünsüz de düştü. Hem ünlü hem ünsüz düştü. Sararmak ve kararmakta sadece ünlü düştü. Yeşermekte hem ünlü hem ünsüz düştü. Bir tane daha söyleyeceğim. Hem ünlü hem ünsüz düşene. Kızıl armak kızarmaktır. Burada da yine hem ünlü hem ünsüz düştü. Kızarmak kelimesinin kökü kızıldır. Kızıl. Kızıl isim köküdür. Kızıldan kızarmak oldu. İsimden fiil oldu. Burada da yine hem ünlü hem ünsüz düştü. Kaç dakika oldu ya? 7 dakika hocam. Kaç? 7. 7. Tamam. Burada bir bitirelim. Bir tane daha video çekeceğim senin için. Geri kalan kelimeleri de orada anlatacağım.